Gerçekten geldiklerinden beri öyle yapıyor. Yani yönetim bir şey yoksa da yok diyor. Tabii ki bunun istisnası olabilir. İşin profesyonelliğinden, profesyonelliği gereği diyelim. Şimdi transferler konusunda gerçekten Beşiktaş bu anlamda önemli isimleri zaten kadrosuna kattı. Özellikle Rafa Silva çok önemli bir isim. Çok da fazla üzerinde ekstra yorum yapmamız gereksiz olur. Rafa Silva geçen sene Portekiz'de 40 gole direkt etki etmiş yani hani ötesi de hatta asist öncesi paslar da yazdır. Büyük ihtimal bir 10 tane de asist öncesi pası olsa 50'yi bulur yani. Dolayısıyla stoper tarafında da çok isimlendirildi ya Hummels, seslendirildi daha doğrusu. Bence evet. Hummels alınacak diye Bence düşünüyorum. Da. Ama bildiğim bir istihbarat yok yani. E böyle hissiyat. Bravo. <laughs> Hissiyatla çünkü çok üzerinde duruldu, edildi açıkçası. Bu kadar iş e, ciddi olmasa söylenmez diye düşünüyorum. Hummels tarafı tabii o da ee, önemli bir oyuncu yan tarafına zaten Paulist alındı birbirinin tamamlamaları anlamında da değerli olur Dimarya kısmı da konuşulabilir belki Ceyda yani Diari da gelirse iki kenara zaten rafayla Dimarya oynayacak e, oynayacaktır diye düşünüyorum Had yaşı çok yüksek ama bir yıllık kontrat yapacağız dedi e, Sayın yüceldi galiba dünkü Furkan'ın röportajında izledim biraz e, Dolayısıyla bir yıllık tabii çok büyük maliyetler 6 milyon eurolardan bahsediliyor ama baktığınızda eğer Angel Di Maria bir yıllık kontratla gelecekse çok ekstra böyle imza paraları almayacaksa yani tabi benim her zaman tercihim daha böyle alıp satabileceğin oyuncu olur da ben şu an tabii şöyle deniyor biraz Beşiktaş'ın transfer planında bu varmış 3-4 tecrübeli isim Hı -hı. sonrasında işte genç isimler ki e, Alanya Spor başkanı da dün transfer raporunda eee Aspor'u yapmış olduğu özel açıklamalarda Uğur Aydınla Beşiktaş'ın ilgilendiğini hı hı. ifade etti. Kim daha çok verirse Yeter. o alır dedi Galatasaray'la birlikte. Tabii dolayısıyla şimdi bu isimler var. Baktığınızda yani Dimar'ya bence ligde iş yapar tabii. Bu tarafta çok bir problem olacağını düşünmüyorum. Oyuncu zaten Copa Amerika'da yine Arjantin, geçen sene Dünya Kupası finalinde de oynadı. Ama yani oyuncu her türlü iş yapmama ihtimali yok yani Türkiye'de. Ama dediğim gibi tercih tabii ki yönetime kalmış, teknik ekibe kalmış baktığınızda. Ama böyle düşünürseniz zaten e, Beşiktaş'ın kendi yetenekli oyuncuları da var, genç oyuncuları da var. Yani bir şekilde eleştirilse de milli takım kalecisi var kalede. Stoper Stopper Ulmers'te gelirse iki tane orada etkili oyuncu olmuş olacak Paulista ile birlikte. Tabii Paulista yani bir bakmak lazım. Koli'yi de kalacak gibi gözüküyor. O üçlü, üçlü o dönen rotasyonda fena gözükmüyor açıkçası. şimdi Öte tarafa bakarsan Salih yenilendi kontrat. Jetson şu an takımda. Yani fena gözükmüyor. Ön tarafa da bir santrafor şimdi önemli burada Ceyda. Dimariye'yi de alırlarsa bir tane de santrafor alırlarsa onlar da bir hayli iddialı konuma gelirler diye düşünüyorum. Ya da diyecek ki hoca Giovanni van Bronckhorst maçları izledi. Yani eski kasette zaten izlemiştir de ekibiyle birlikte. Belki Semih'e göre bir sistem oluşturacak. Semih 9 numara oynatacak. Bilemiyorum ki. Yani ya da Cenk'le sözleşme yenilenecek, belki Cenk devam edecek, yeni bir başlangıç yapacak Avrupa Şampiyonası'nda yaptığı gibi Beşiktaş'ta da. Bunların hepsi olası bakalım nasıl şekillenecek ama e, Dimaria, Humes, e, işte Paris'te transferi zaten gerçekleşti, Rafa Silva geldi. İddialı bir e, konuma gelmek istiyor Beşiktaş. Biraz Trabzonspor'da ve Beşiktaş'ta e, geçen sezon tabloya benzer bir tabloya yaşanmaması adına ben e, hızlı davranıldığını düşünüyorum. Ya Arap, Arapistan'da <laughs> Yine bu Tinkın. oyunculara e, dehşet paralar veriliyor, değil mi? Dünya piyasasını biraz karıştırdılar. E, <laughs> fakat nereden buluyorlar sorusunun cevabı çok açık. Petrolleri var. Ben de şöyle düşünüyorum. Bizim kulüplerimizin ortalama 10'ar milyar borcu var. Kimisinin 12-13 olduğu söyleniyor. Bir kimisi istirahatını işte, sür 6-7 milyar bunlar söylerken çok kolay. 6-7 milyar lira ve bunlar spor kulübü dernekleri yani. Yani bu borçlar ödenebilir borçlar olmaktan çıkalı çok oldu. E, transferlere bakıyorsun sanki biz de petrol bulduk. Şu e, şeyle, Güneydoğu'da petrol bulunmuştu en son. Hatta biliyorum arkadaşlarımdan biri petrol kuyuları arasında yol işlerini yapıyor. Hala aktif çalışıyorlar. Acaba diyorum o petrol kuyularından birer tane Fenerbahçe, Galatasaray ve işte Trabzon'a biraz petrol kuyusu mu bahşetti devlet ki bu kadar paralar harcanıyor. Ya bir oyuncuya 6 milyon euro maaş veriyoruz. Vereceksin. Türkiye Ligi şampiyon olduğun zaman aldığın para o kadar zaten. O kadar bile değil yani. Bir oyuncunun masrafına yetmiyor. Ne için? Yani şampiyonluk bu kadar kutsal bir şey midir ki e, kulübü batırma pahasına bu transferleri yapabiliyor yönetimler? Yani kendi gerçekliğinden kopuk transfer politikaları izleniyor. Bu bir yerde patlayacak yani patlamamasının imkanı yok. Birileri de bunları söylemesi lazım. Şimdi hepimiz herkes transferleri ne güzel transfer. Dimari, Angel Dimari, Rafa Silva. Evet bunlar çok büyük oyuncular. Dimari'ye Şubat ayında 30 iğneşine giriyor hatırlatayım. Fenerbahçe geçen sene Şimdi bu sayı işine yaşına girdiğimizde hemen diyorlar ki böyle diyorsunuz da işte Mertens gelirken de aynı şeyleri söylediniz 2 senedir Türk futbolunda Galatasaray'ın şampiyonluklarına damga vuran isim Mertens diyorlar. Tamam. Ben söyleyeyim de. Tamam ben de diyorum ki söylemiş olayım. Türkiye Ligi şampiyonluğu bir o kadar söylüyor. kutsanacak bir şey değil onu söylüyorum ya. Yani. Olabiliyorsun işte olduk. Sonra ne oldu Galatasaray Mertens'li Galatasaray Ki sevdiğim bir oyuncu. Cicu'nun da büyük hatırı var. Ciro'nun. Çok da. ne oldu? Ee, kendi bütçenin beşte bir bütçesi ki takımdan altı tane mi yedin iki maçta? Elendin. Yani sen Türkiye Ligi için bir hikaye yazacaksan belki yukarıdaki otoritenin müdahale olması lazım. Ya taraftar için sağdaki 11 adamın kimliği çok mu önemli? Hayır forma önemli öyle değil mi? Formanın kendisi önemli. Aidiyet renklere, oyunculara değil. Sen o zaman ona göre uygun bir e, Türkiye için rekabet düzeni kur. Takımlara bütçe sınırlaması koy. Ona göre bir rekabet yapalım. Bu kadar paralar saçmaya gerek yok. Çünkü bu paraları yine o forma al diye, bilet al diye e, baskı yaptığın taraftar ödüyor zaten. Onun cebinden çıkıyor. E, anlamlı bir hikaye yazamıyorsun Avrupa'da. 2000, 2000 yılında bir hikaye yazmışsın. Orada kalmış. Arada tek tük Fenerbahçe'de seviye oyunu falan. Bir tek tük şeyler var. Başka hiçbir şeyin yok. E, niye bu kadar para harcıyoruz biz? Alırsın Belçika milli bir oyuncu var. Dodo mu ne? Öyle gençler bulursun, alırsın, yatırımını yaparsın. Burak az önce söylemeye çalıştı. Yatırım yaparsın, yetiştirirsin. Ondan faydalanırsın da senin takımın içinde hikayeler yazar. Ondan sonra da iyi paraya satarsın. Yenisini alırsın. Ya biz Avrupa'da tedavülden kalkmak, kalkmış ya da kalkmaya hazır ne kadar oyuncu varsa isimli oyuncu alıp e, sahaya taşıyarak kendi takımımızın değerini artırdığımızı düşünüyoruz. Yanılgı bu. Sen Semih'i bulmuşsun. Semih'e göre bir transfer politikası gitsene. Rafa Silva'ya bir şey demiyorum. Rafa Silva'nın şey 31 yaşında. gelmesi zaten şey benim için. Nasıl ikna ettiler şaşırdım. Çünkü Galatasaray'ın istediği bir oyuncuydu. Yani hani görecek Galatasaray daha şanslıydı değil mi? Şampiyonun parası var, daha çok parası var falan filan ama 5 de... Rafa Silva'yı alırsın. Hiçbir itirazım yok etrafına ama ona göre bir geleceğin projeksiyonuyla bir takım kurarsın yani. O yok. İşte 35 yaşında stoperler kovalıyoruz. Sadece Beşiktaş değil. Diğer takımlar da aynı. Onlara gelince de söyleriz bunu. Ama gerçeğimizi taraftarlar taraftarlarla samimi bir şekilde paylaşmak zorundayız.